Peygamberimiz ve Küçük Yetim Kız. Aydınlık şehir, nurlu belde Medine'de bir bayram sabahı. Rahmet peygamberi tebrik için evleri dolaşıyormuş. Herkes sevinç içindeymiş. Mutluluk duygusu insanların yüzlerinde tebessüme dönüşüyormuş. En çok sevinenler de herhalde çocuklarmış. Bayramlık elbiseleriyle sevinçle oraya buraya koşturup duruyorlarmış. Ümmetinin sevincini paylaşan peygamberimizin gözüne birden uzak bir köşede boynunu bükmüş bir kız çocuğu takılmış. Elbisesi yamalı, ayakkabısı yırtıkmış. Yanına yaklaştığında avuçlarıyla yüzünü kapatıp ağladığını görmüş. Peygamberimiz onu bu halde görünce hemen yanına gidip tatlı ve şefkatli sesiyle sormuş. "Yavrucuğum, bu bayram gününde niçin ağlıyorsun?" Çocuk içini çekmiş. Başını kaldırmadan ve soruyu soranın kim olduğuna bakmadan konuşmaya başlamış. "Babamı hatırladım, bu yüzden ağlıyorum. Geçen bayram bizimleydi, şimdi ise yok artık. Son savaşta peygamberimizle birlikte gitti. Onunla yan yana dövüştü ve sonunda şehit oldu. İnsan böyle yetim kalınca elbette ağlar." Bunları duyan sevgili peygamberimizin yüreği sızlamış. Küçük kızın başını okşayarak şöyle demiş. "Sil gözünün yaşını yavrucuğum. Kaldır başını. Baksana ne diyeceğim. İster misin senin baban ben olayım? Fatıma ablan, Ayşe de annen olsun. Bu teklifime ne dersin?" Bu sözleri duyunca çocuk şaşırıp kalmış. Demek ki dert yandığı, içine döktüğü kişi sevgili peygamberimizmiş. Sadece evet demek için başını hafifçe sallayabilmiş. Peygamberimizin evine beraberce giderken artık sevinçle yürüyormuş bu küçük yetim kız. Tuttuğu ipek yumuşaklığındaki elden sanki ılık ılık mutluluk akıyormuş kalbine. Eve vardıklarında ev halkı da çok sevmiş bu küçük yetim kızı. Elini yüzünü yıkayıp saçlarını taramışlar. Güzel elbiseler giydirmişler, karnını doyurmuşlar. Bayram harçlığı vermişler, sonra da oynasın diye sokağa salıvermişler. Çocuklar bu güzel elbiseli, yüzü ışıl ışıl parlayan çocuğa imrenmişler. Bazıları dayanamayarak sormuş. "Ne oldu sana? Neden bu kadar sevinçlisin?" Küçük kız elbiselerini ve harçlığını göstererek cevap vermiş. "Benim de bir babam var artık. Hem öyle bir baba ki dünyada bulunmaz eşi. Böyle babası olan kim sevinmez ki? Hem yüreği şefkat dolu Ayşe annem var benim. Saçlarımı tarayan, elbisemi giydiren bir de Fatıma ablam. İşte bu yüzden çok sevinçliyim. Dünyalar kadar mutluyum." Sevgili çocuklar, imrenilecek kadar varmış değil mi? Kim bilir ne kadar sevinmiş, ne kadar mutlu olmuştur bu küçük kız. Kendisine kucak açan sevgili peygamberimiz bakın ümmetine de neyi tavsiye ediyor? Kim çocuklarını bayram günü giydirip süslerse, Allah da onu kıyamet günü öylece süsler.